Evet arkadaşlar, bu konuyu kısaca bitireyim. Yani 10 dakika falan sürdürmeye çalışacağım. Aslında 1 saatlik bir video yaptım. Ama onu yüklemeyeceğim. Şimdi bu konuda gerçekten de enteresan şeyler var. Başlıkta gördüğünüz konu. Yani bu fiyatlandırmayı anlamak istiyorsunuzdur herhalde. O zaman 10 dakika ayırın. Çünkü bunu başka bir yerde kolay kolay görüp anlayamazsınız. Ya bu 10 dakikayı da kendiniz için ayırın. Benim için değil yani. Şimdi burada zaten bazı şeyler ortada da, yani şimdi diyeceksin ki ya vergi nasıl %230 olur falan. KDV %20 değil mi? ÖTV %20 civarı değil mi falan filan. Bakın arkadaşlar, şimdi bununla ilgili sesini duyurmaya çalışanlar oldu. Ne bileyim işte, diğer ürünler alkol dışındaki fiyat artışlarına oranla istatistik olarak alkoldeki yükselen fiyatları anlamış olmanız lazım vesaire, işte yok askeri maaşımla 15 tane alabiliyorum, bunları hesaplamış olmanız lazım, bunları bir kenara bırakalım. Şimdi ben bu bölümü, yani vergi uygulamaları dahil olmak üzere istatistik vesaire, yeterince mezunu olmuş, lisansını almış, ayrıca yurt dışında ekstrem deneyimlerle yaşamış bir insan. Benim şeyle aram yok yani, aman efendim ben şunu yaptım bunu yaptım, onları geçin. Önemli olan kafanızı ne kadar kullanmak istediğiniz. Yani sokaktaki bir adam da olsanız 5 sene içinde çok farklı bir insan olabilirsiniz. Şimdi alkolün fiyatını vergi sistemi nasıl %230 yükseltiyor? Ben bunu yaklaşık 4 sene önce anlattım, yaptım falan. YouTube'da 400 civarı gizli videom var. YouTube civarında 2 terabaytlık hard diskimin 1 terabaytı dolu. YouTube'da 1100 küsür videom var. Bunların sadece 400-500'ünü görebilirsiniz. 1600 tane toplamda var. 400-500 tanesi gizli. Görünen 1100 küsür, 1180 mi hatırlamıyorum artık yani. Bunların hepsini göremezsiniz. Sadece benim ön plana çıkardıklarımı görebilirsiniz. Kanalı baştan sona geçseniz de zor görürsünüz yani. Bunların hepsi de kendim için, kendime attığım videolardır. Hard diskte yer kalmadıkça YouTube'a yükledim. İlk yüklediğimdeki isimleri ABC, XYZ falan filan kimse görmeyecek şekilde, hatta gizli. Açınca da o yüzden sadece arkadaşlarım görebildi. O arkadaşlar da binlerce kişilerden oluşuyor. Hiçbiri yayınlanmadı yani. Yayınlananlar da işte öyle ufak tefek 10.000, 15.000, 7.000, 4.000 öyle yani. Yayınlamıyorum yani. Dolayısıyla şöyle bir şey. Şimdi konuya şuradan başlayacağım. Tabii herkes bir şeyleri hızlıca öğrenmek istiyor eminim ki. Fakat 3 kuruşa 5 köfte yok. Yavaş yavaş, yani bir ders eğer 40 dakika 45 dakika sürüyorsa, eğer 20 sene eğitim alıp ondan sonra hayata başlıyorsanız, ya da 17 sene, her neyse, bunda bir şey vardır değil mi? Şimdi ben Kazakistan'a gittiğimde zaten ihraç ettiğimiz ürünleri gördüm. Yani aynı şişe, işte yeni rakı, yeni seri ise odur. Birebir. Yani üstüne bir etiket yapıştırılmışlığı bile yok. Altta sadece rafta ücreti yazıyor. Herhangi bir şey yapıştıramazlar. Üstüne Türkçe yazılar. Daha yeni Türkiye'den geldim. Birebir Türkçe, Türk aynı şişe. Efes yeşil seri, özel seri, bilmem ne falan filan. Aynı. Hepsini hesapladım. Tabii ki basit bir şekilde değil. Bütün algoritmalarıyla hesapladım. Ortalama ürünlerde %3.5 civarında, 3.4 civarında bir
Fark var ama 3'te 1 diyelim. Şey yani. 3.4'ü 3 yapalım. Yani 3'te 1 fiyat oluyor o zaman. Anladınız mı? 100 liralık ürün 33 liraya satılıyor kısaca. 100 liralık o zamanın parasıyla yeni seri rakısı orada 33 lira. Tamam mı? Şimdi bunu anladık mı? Ram Store Mega Center. Mega Center falan. Şimdi burada şunu görüyoruz. 1. Bunun lojistik ücreti vardır. Her ürünün ithal ürün olduğunda pahalıdır. Mesela bugün gidip Türkiye'de İtalyan likör alırsam yerlinin 2-3 katı fiyatına gelir. Jägermeister falan alırsan ya da ne bileyim Bacardi falan alırsan, yani bunların yerli örneklerine göre, yani vodka da bile öyledir yani, anladın mı? İlla kalite farkından değil yani. Yerel vardır, yabancı vardır. Ya kardeşim, şimdi bu oraya lojistikle gidiyor. Zaten bu %5 minimum fark yapması gerekir. Lojistiği sil. Türkiye, Kazakistan'a bu kadar, yani telefon değil ki 100-150 gram olsun da 1000 dolar olsun, 500 dolar olsun. Yani bir insan tak diye 10 tane bir alıyor 5 litre, yani binlerce gönderiyorsun, ton yapar. Tonlarca malı buradan uzak komşumuza göndermek basit mi sanıyorsunuz? Şimdi şu gösterdiğim şey var ya, vergi Türkiye'de üründeki fiyatı %230 artırıyor. Yani bu ürün 100 TL, %20 KDV ile 120 TL, %20 özel tüketim vergisi ile 140 TL değil. Böyle değil. Bu ürün 100 TL olanı söyleyeyim. Bu ürün 100 TL, %100 KDV 200 TL, %100 ÖTV daha, yani 100 TL üzerine 300 TL. Yani 100 TL'lik ürüne toplamda %200. Ha, diyeceksin ki öyle hesaplanmaz. Ben sana diğerini de hesaplayayım. 100 TL'ye aldığın ürünün %67'si, yani %70'i uzaya uçuyor. Aslında daha fazlası uçuyor. Zaten o yüzden 200 değil de 246. Çünkü Kazakistan'da vergi yok mu? Yani bu lojistiği yok mu? Yani bir KDV'de mi yok? Anladın mı? O yüzden bunu profesörler, araştırmacılar vesaire bunu bu şekilde gösteriyor. Şimdi benim problemim şu. Ben size şunu söyleyeyim. Benim problemim Türkiye'deki insanların olayı, ya şimdi içkiye %20 ÖTV ödemezsek 200 liraya aldığımız içki 160 liraya düşer falan. Türkiye'deki fiyatlar sadece normale dahi dönse 200 liraya aldığın içki, güzel kardeşim, 70 lira bile değil. Anladın mı? Problem burada. Bunu bilseler benim için sıkıntı yok. Sadece aldığın ürünün içindeki minimum kısım, minimum %70'lik kısım çeşitli şeyler altında. Peki ben şuna kızıyorum. Peki kardeşim, sen hala bugün nasıl açıklıyorsun? Yani yok ben %18, %20 KDV, şu kadar ÖTV alıyorum falan. Ya abi bak şimdi, bu ürünün gerçek açıklaması, yani bugün burada bu son rakamlar bile değil. Ve bu uyduruktan bir site ya da şey değil. Bunu yazarsınız. Sadece rakı için geçerli değil. Vodka, Efes, bira falan. Bütün içkiler için. Yani burada bu şekilde. Ben
Ben burada ekran görüntüsü almışım. Tamamını göstermiyorum. Siz bunun tarzındaki yazıları Google'a yazıp 1 saat araştırma yaparsanız benim dediğimin fazlasını öğrenirsiniz. 10 dakikada öğrenirsiniz. Bakın. Bu bir örnek. Ha, dünya altıncısı diyor. Şimdi dünya birincisi İzlanda'da Heineken bira bizim aldığımız fiyatın 1,5 katı falan ama bizden 8 kat fazla 8,20 kat fazla askeri maaş alıyorlar. Dünyanın en fazla vergi alınan, alkolden vergi alınan ülkesi İzlanda, Grönland'ın yanında resmen North Pole tarafında, yani Kuzey Kutbu'nda bulunan bir ülke, bir ada ülkesi. Dünyanın en çok vergi ödeyen ülkesi alkole, ki yani bu konudan yola çıkarak adamların kirasına mirasına girmemize gerek yok. Adam senden 8 kattan fazla 9 kat civarında askeri maaş alıyor. Artı bir de şunu söyleyeyim. Sen bu ülkede askeri maaşının üstüne çıkabilmek için 10 tane adamın omzuna basıp 50 tane adamın yüzüne fark yapman lazım. Yani orada öyle değil. Orada askeri maaşın üstüne de çıkarsın çıkmazsın, bu başka konu. Ben bunları diğer başlıklarda yaparım zaten. Sen şimdi takılma buraya. Yapacak. Takılma buraya. Birinci sırada İzlanda var. Bizim önümüzde 2 tane 3 tane, dünyada 195 tane ülke var. Biz 6. falan görünüyoruz ya. 5. 4. falan hepsi bizimle aynı. Yani çok ufacık bir rakamlar, farklar var. Belki bugün şu anda biz onları geçtik. Bunlar eski rakamlar. Biz şu anda %4, %3 falan 3. 4. falan o durumdayız. Ve diğer, şimdi Avustralya diyor bu ülkeler arasında, 6 ülke arasında. Ben Avustralya'da bulunmuş bir insan. Yani Melbourne falan filan. Ve bulunmasam ne olur? Yani Kamboçya'nın karşısı zaten. Bulunmasam ne olur? Yüzlerce tanıdığım, yani hatun falan filan, arkadaşım, kız arkadaşım lan. Hani diyeceksin ki ulan Elan sen de şu YouTuber'lar gibi oldun falan. Ulan sen onların fotoğraflarına bir bak. Bir de bizim fotoğraflara bak. Biz kendimiz zaten erimişiz kendi içimizde. Gerçek bir ilişki var. Her şey var. Onları gezip görmen zor. Neyse. Avustralya'da çocuk yolda 2 lira toplasa alkol alır. Yani nesi yani? Vergi nedir yani? Anlıyor musun? Dolayısıyla şu olayda, hani biz 6.sı izlediğimiz örnekte, birinci olan İzlanda bizden 4 kat ucuza alıyor. 5 kat, 6 kat ucuza alıyor. En pahalısını 3'te 1 fiyatına alıyor. Nasıl mı? Kardeşim, şimdi adamın fiyatı belli. Hesapladım. Her şeye rağmen, her şeye rağmen İzlanda'da adam birayı bizim aldığımız fiyatın 1,5'la 2 kat arasında, yani 2 kat olsun. 8 katın üstünde askeri maaş alıyor zaten bizden. Giderlerine bakıyorsun, bütün giderlerini topladığında adam Türkiye'deki gibi kemer sıksa senden 10 kat fazla para biriktir. O konulara girmiyorum o yüzden. Ben konuma geri döneyim. Şimdi siz bakıyorsunuz, diyorsunuz ki vergi %40'lık kısım. Şu kadar ÖTV, bu kadar KDV. Nasıl böyle bir şey olur? Nasıl %70'i vergi olur demeniz lazım. Yani bunu daha bilmediğiniz kısımda. Bunu nereden bilebiliriz? Şimdi bunu bilebilmek için öncelikle tabii ki böyle benim gibi ekstrem deneyimler sahibi olmanız çok büyük bir fayda. Bu yoksa mali alanlarda bilgi sahibi olmanız lazım. O da yoksa, yani finansal politika vesaire, hiçbiri yoksa piyasadaki, pazardaki ürünlerin
hangi çeşitlilikte nasıl yükseldiğini anlayacak derecede olmanız lazım. Hiçbiri yoksa bugün affedersiniz götü boklu 15 tane şişenin, basit şişenin şu kadar 70'lik yani, neden askeri maaşınızı bile geçebildiğini, yani bunu iki kişi otursa o 15 şişeyi 10 günde az içerek bitir. Bu böyledir yani. Herkes balkonunda otururdu. Çok çok az içen bir 70'lik götürürdü. İki kişi. Bu hesaba göre senin hiçbir giderin olmasa bütün kazandığınla 10 günlük içkini alamıyorsun. Şimdi bunların ne hepsini geçtik. Ben size olanı söylüyorum. Şimdi bu benim bahsettiğim şeyler yarın öbür gün ortaya çıkar da gelişirse derler ki şimdi bakın hemen bir oyun oynarlar. Hemen Kazakistan'da orada burada Gürcistan, Bulgaristan, Kıbrıs her neyse. Orada buradaki fiyatları yerli marka fiyatların ihracat yapılan fiyatları ihraç fiyatlarını değiştirip gösteriş yapar. Bizim kanıtımız var kardeşim. Yani bu 1/3 fiyatına orada verilirken bunun içinden zaten sen şunu yapacaksın. Lojistiği çıkacaksın. O ülkedeki vergiyi çıkacaksın. Geriye taş çatlasa 25 lira kalacak. Dediğim gibi o tarihte Türkiye'de 100 lira olan ürün dolayısıyla devletin etkisiyle tam 4 katına %300 fazlasına satılıyor olduğu ortaya çıkacak. Yani devlet sana diyor ki sen bunu kaç paraya mal ettin beni ilgilendirmez. Zaten öyle yani bu iş. Her şeyde böyle. Sen de firma olarak işine bağlı. Kereste firmasıysan, ne bileyim kömür fabrikasıysan falan filan, bir sürü insan gücüne ihtiyacın olur. Bu işte o kadar insan gücüne ihtiyacın olmaz. Bu işte aşırı elektrik yakmana gerek olmaz. Hani çimento fabrikası değil bu. Kimi iş vardır? %10 kar marjıyla yürür. Bunu bilmiyorsanız hiç yani araştırın o zaman. Kimi iş vardır? %100 kar marjıyla yürür. Şimdi şunu, sen 70 liraya mal ettin. Seni %30 kar marjı kurtarıyor. 100 lira senin ihtiyacın olan. Eğer %40 da devletin ihtiyacı olansa bu 140 liraya satılır. Ama 300 liraya satılıyor. 350 liraya satılıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte aradaki fark bu. Adam bunu Kazakistan'a gönderiyor. Lojistik ödüyor. Kazakistan'a varıyor. Kazakistan'da süper mega center'lara, mega alışveriş merkezlerine giriyor. Oradaki kar marjı konuluyor. Hala Türkiye'den 1/3 fiyat durumunda yani. 1/3 yarı değil. 1/3 %33 fiyatı. Nasıl satılıyor? İşte bu da demek oluyor ki bir raftaki ürünün %70'i uzay oluyor arkadaşlar. Siz 15 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? 15 milyar dolar. 15 milyar dolar sadece görünende bu sene dahil olmak üzere son 9-10 senedeki alkolden toplanan vergi.
15 milyar lira. Bununla neler yapabilirsiniz biliyor musunuz? 1 milyon liraya villa alıyorsunuz. 15 bin tane villa alırsınız. 15 bin tane villa. İyi kaliteli. Kalite villa. Yani gidip de İstanbul sahilden bahsetmiyoruz. Orada kaç tane yalı var zaten. İyi villadan bahsediyorum ben. Yani. O da hani deniz manzaralısı bile dahil. Böyle deli bir rakam olabilir mi? Sigarayı saymıyorum. Yani durum öyle %20 KDV, %20 ÖTV falan olsa neyse. Siz %250'lerle uğraşıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Ciao.